etkinliklerimiz girişimci workshopları oluyor. Yani girişimcileri çağırıyoruz ve bize ne zorluklar çektiler ya da işte nasıl yatırım aldılar, yatırımdan sonraki dönem, faturayı nasıl kestiniz ya da fikir aşamasında takımı nasıl oluşturdunuz gibi sorular soruyoruz. Bunları anlattıktan sonra da bize bir sorun veriyor. O sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bu bir tanesi. İkincisi ofis ve teknik geziler, yani ofis gezisi ve fabrika gezileri yapıyoruz. Geçen sene Vestel Manisa'ya gittik. Bu sene Radore'ye gittik. Sahibinan.com'a gezi düzenledik. Önümüzdeki dönemlerde Mercedes ve Türk Hava Yolları'nı planlıyoruz. Olursa onlara da gideceğiz. Şöyle bir durum var. Networking geceleri ve sinema geceleri yapıyoruz. Bunun amacı kulübe üye olan 1000 kişi var. O 1000 kişinin olabildiğince diyelim 100 kişi mi geliyor? O 100 kişi birbiriyle kaynaştırıp kendi networklerini arttırmaya çalışıyoruz ki girişimcilikte en büyük, en önemli etkenlerden bir tanesi networking sonuçta. Geliyorlar, pizza veriyoruz, pizza yerken tanışıyorlar. İşte mesela böyle benim bilekliğim var, anısı var mesela. Biz de onlara diyoruz ki siz bir eşya getirin, onun anısını anlatın, böylece samimi bir ortam yakalansın. Beraber birbirinizi tanımış olursunuz diyoruz. Etkinlikler, yani sinema gecesindeki amaç da şu, içimizdeki girişimcilik, inovasyon ruhunu ortaya çıkartacak bir film izliyoruz, ardından da konuşuyoruz. Sertifikalı eğitimler var. Bu sertifikalı eğitimler şu şekilde oluyor. Hani girişimcinin bilmesi gereken, işine yarayacak, işte WordPress'tir, Excel'dir, bunları veriyoruz ki hani gelecekte kendisi tek başına bir şeyler yapmaya başladığında kendisi yapabilsin diye. Birkaç tane büyük etkinlik planlıyoruz. İşte onlar bir panel şeklinde olacak. Sabahtan akşama kadar bazı işte sponsorluklar alarak klasik bir TEDx tarzında olabilir. Ya da Startup İstanbul tarzında olacak bir etkinlik planımız var. Talk Zone var. Talk Zone tamamen yabancı öğrenciler için oluşturulmuş bir etkinlik. Bizimle alakası yok. Sadece İngilizce konuşmayı amaçlayan insan, yani yabancı öğrencilerin İngilizce konuşma isteği var. Okulda da bu birazcık az oluyor. Bunu daha çok çıkartabilmek için yabancı arkadaşlarımızı bir yere toplayıp onların İngilizce konuşmasını ve bizle de beraber kaynaşmasını sağlamak. İnovasyon yarışmamız var. Adı Çarpışma. Çarpışmada işte bazı girişimciler geliyor ve işte kendi sorunlarından bahsediyorlar. Ardından moderatörle beraber yaptık, yani verdikleri sorunları çözmeye çalışıyoruz. Kulübümüzün etkinlikleri bu kadar.